İyi akşamlar. Akit TV ekranlarından canlı yayınlanan Arka Plan programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bir hafta daha geçti. Bir haftada çok önemli olaylar, çok önemli gelişmeler oldu. Mesela örneğin bugün zamana kayyum atanması gibi. 28 Şubat'ı geçtik, 28 Şubat'ı atlattık. Türkiye'yi ilgilendiren önemli meselelerden biri daha vardı. Selahattin Demirtaş'ın halkı sokağa çağırması. O da başarısızlıkla, hüsranla sonuçlandı Selahattin Demirtaş ve cephesi için. Bizi ilgilendiren gündem maddemiz ise 28 Şubat'tan sonra 28 Şubat zulmünün canlı tanıklarını, o dönem neler yaşandığını, İBDA-C davasında, İBDA-C olarak kamuoyunun bildiği Salih Mirzabayoğlu'na, mütefekkir Salih Mirzabayoğlu'na ilişkin yargılamalarda hafta içerisinde beraat kararı çıktı. Bu da çok tartışılan önemli bir gündem maddesiydi. Daha doğrusu Türkiye'deki İslami kesim için, mağdur edilen İslami kesim için bir müjde, bir başlangıç, bir kurtuluş anlamına geliyordu. Çünkü daha sonrasında zindanlarda, paralel davalarda, benzeri davalarda bulunan tutuklular için de aynı zamanda müjde anlamı taşıyordu. İşte Salih Mirzabayoğlu'nun yol arkadaşlarını, Mirzabayoğlu'na 18 sene önce bu kefeni biçenler, kefenin biçildiği dönemde Mirzabayoğlu ve yol arkadaşlarını bugün masaya yatıracağız. Yol arkadaşlarından ikisi bizlerle birlikte, Kökler Vakfı kurucularından Mehmet Fırat Bey, 11 sene ceza almıştı. Evet. Mehmet Fırat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Türkiye'nin ve bizim de yakından tanıdığımız Hasan Kapar, yazar, araştırmacı, entelektüel, STK uzmanı, aydın ve iş adamı kimliğiyle tanıdığımız Hasan Kapar bizlerle birlikte. O da 8-9 seneye yakın süre bu davalarda cezaevinde kaldı. Mirzabayoğlu ile birlikte de koğuş arkadaşıydı. Hasan Kapar, hoş geldin. Teşekkür ederim. İsterseniz bu konuya girmeden önce Kenan'la birlikte program öncesi konuşmuştuk. Zamana kayyum atanmasına 1-2 dakikalık bir yer verelim. Ondan sonrasında 28 Şubat'ta yaşanan zulmü, Mirzabayoğlu şahsında Müslümanlara yaşatılmak istenen zulmü, Akit'in bu konudaki tavrı ve davanın seyrini nasıl değiştirdiğimizi, geniş anlamda söylüyorum sadece kendimizi kastederek değil, nasıl davanın seyrinin değiştirildiğini, etkilendiğini masaya yatıracağız. İstersen kayyumla ilgili direkt girelim Kenan. Zaman Gazetesi aslında 28 Şubat'ta Müslümanlara yönelik zulüme bir bakıma ortak oldu. Selam Gazetesi sahibi Hasan Kılıç ve yöneticilerinin yargılandığı davada gözaltına alındığında bu kişiler, bir gazete sahibi ve yöneticiler gözaltına alındığında katiller yakalandı manşetini attı. Gözaltına alınan bir şahıs için bu ifade kullanılmaz. Ve tahşiye soruşturması somut örnek. 11 Müslüman tahşiye soruşturmasında Fethullah Gülen grubunu eleştirdiği gerekçesiyle bizzat Pensilvanya'dan gelen emirle hedef alındı. Mehmet Doğan, Mustafa Kaplan ve o grubun üyeleri tahşiye grubu olarak ifade ediliyor. 11 kişi 17 ay hapis cezasıyla cezaevinde kaldı. Beraat etti. Nasıl bugün işte 16 sene Salih Mirzabayoğlu cezaevinde kaldıysa, evet, o kişilerde bizzat Fethullah Gülen'in hedef göstermesi, Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı'nın sahibi olduğu gazete ve televizyonlarla hedef gösterilmesinin ardından cezaevinde kaldılar. Yani Müslümanların ahı belki bugün, nasıl desem, o yapılan zulümler el konulmayla bir bakıma, nasıl ifade etsek, yani meslekten ziyade kayyum, kayyum geldi. Yani evet, bu örgütün çete faaliyeti yaptığı, yani insanları yasa dışı dinlediği, teknik takip yaptığı ve bu polis amirlerinin ve hakimleriyle birlikte işbirliği halinde devleti çökertmek isteyen bir yayın organıydı. Yani tirajı çok yüksek gösteriliyordu. İşte 1 milyon Türkiye'nin en çok satan gazetesiyiz dendi. Şu an tirajını 600 bine indirdiler. Ve bilin, kayyum o gazetede işbaşı yaptığında tirajı 25 bin civarına inecektir. Çünkü Basın İlan Kurumu geçtiğimiz günlerde bir inceleme yapmıştı. Ocak 2014, Mart 2015. Tirajı 50 binin altında satan gazeteler kategorisinde. Yani bir örgütün, bir çetenin gazetesi, televizyonu olmaz. Devlet bu gazete yöneticilerinin, çalışanlarının bu örgütle bağlantısını çıkartacak. İnşallah hayırlı olur.
Şimdi ev konumasıyla ilgili, daha doğrusu kayyum atamasıyla ilgili şu ana kadar hani sürekli bir ifade kullanıyordu. İşte inlere giriliyor, inlere giriliyor. Eğer inlere girilmesi tabiri bu operasyonlar için doğruysa, şu an için, şu an yapılan operasyon bence bu konunun en önemli. Yani bu inler meselesinin gerçekten inlerine girildi diyebileceğimiz bir konumda. Çünkü baktığımız zaman öylesine diye başka istihbarat örgütleri ya da terör örgütleri gibi işte bir dağ kadrosu, bir şehir yapılanmasından ziyade bunların genel yapısına baktığımız zaman bunları kimi zaman ilahiyatçı, kimi zaman öğretmen, kimi zaman gazeteci kılığıyla gördüğümüz için ve örgütsel yapı içerisinde de yapılanmanın tahşiye, özellikle tahşiye operasyonunun nasıl somut dizayn edildiği, nerelerde kurgulandığı, nerelerde masaya yatırılıp karara alındığını hatırlarsak, zaten örgüt yapılanmasının en tepe noktalarından birinin bu basın kuruluşu gibi görünen birimden geçtiğini görüyoruz. Samanyolu'nun bir dizisi üzerinden mesaj verilebiliyorsa, örgütsel yapıdaki yine firari sanıklardan Ekrem Dumanlı üzerinden bir yapı inşa ediliyorsa, Ekrem Dumanlı'nın ya da diğer yöneticilerin içinde olduğu bir yapı inşa ediliyorsa, bir operasyonlar silsilesi kurgulanıyorsa, o zaman buna sıradan bir gazetecilik faaliyeti diyemeyiz. Operasyon merkezine dönüşmüş bir yerse de operasyon yapılması gayet normal gibi görünüyor. Şurada hatırlatalım, hemen iki gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. 12 Eylül döneminde yayınladıkları bir makaleyi tekrar yayınladılar. Orduyu göreve çağıran, kendi taraftarlarını tekrar uyanmaya çağıran bir makaleleri yayınlandı. Zaman Gazetesi'nin manşetinde. İlk sayfasında birkaç gün falan oluyor. Evet, doğrudur. O da zaten tabii ya, şeyleri. Şimdi şöyle bir moral vermeye çalışıyorlar taraftarlarını anladığım kadarıyla. Tekrar bir nasıl söyleyelim, bir dirilme faaliyeti, dirilme heyecanı vermek için o tarz şeylere dönüyorlar. Zaten şu an bizlere de gelen istihbarat bilgileri işte sizin de söylemiş olduğunuz gibi, Hasan Bey'in de zikretmiş olduğu gibi. Yani bekleyin, bir darbe gelecek. Tabii bunu şu an... Evet. Şey yapıyorlar, henüz askeri kanadımızı kullanmadık. Çok yakında bir darbe gelecek. Hı-hı. Göreceksiniz. Çok etkili olacak mealiyle yapıyı bir arada Can tutmaya çalışıyorlar. 40 gün içerisinde her şey değişecek cümlesi. Aynı evet. Günler içerisinde böyle bir şeyleri var. Ama Hasan Bey, hatırlarsınız YouTube'tan yayınladılar Fethullah Gülen'in sohbetini, işte talimatları. Hı-hı. Aslında. YouTube'da izlenme oranlarına bakıldığında 35 bin kişinin izlediği ve bunların da büyük bir çoğunluğu bizim gibi meraklı insanların bu örgüt ne yapıyordur ya da ne talimat veriyordur dan dolayı. Yani 35 bin sayısı zaten yapının aslında eridiğini göstergesi. Ya aslında yapının zaten omurgası çok da farklı değil. Yani hani toplasan 100 bin kişiyi bulamıyorlar. Zaten seçimlerdeki durumunu gördük işte. Hepsi bütün güç birliği yaptılar Başakşehir'den. 2 bin oy aldı biri. En pofladıkları bir diğeri işte yine seçilme yeterliğine dahi şey yapamadı. Hakan Şükür'üydü, şu suydu, bu suydu. Yani ya da yargıdaki durumlarına baktığımızda yargıda birlik ezdi geçti. Yüksek yargı dışında, yüksek yargıdaki egemenlikleri dışında yerel şeyde güçlerinin olmadığını gördük. Siyasi bir karşılıklarının yansımalarının da olmadığını gördük ama bence bu mevzuyu çok da fazla uzatmaya gerek yok. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili muhakkak gelişmeler olacaktır. Ben şimdi buradan istersen gireyim. Murat belki söylemek istemez. Yani hakkı teslim etmek lazım. Bizim camiamızda çok başarılı işler, güzel işler yapanlar ödüllendirilmez, takdir edilmez. Salih Mirzabeyoğlu, İplace Hareketi'nin lideri, mütefekkir. Mirzabeyoğlu ve arkadaşları şu an 16 sene cezaevinde kaldı Salih Mirzabeyoğlu. İşte konuklarımız biri iş adamı 11 sene, Hasan Bey 8 sene cezaevinde kaldı. Çıkmasında en büyük katkıyı sağlayan Akit Gazetesi ve bu haberlere, bu hukuk skandallarını, İbdace davasındaki hukuk skandallarını tek tek deşifre eden Murat Alan'dır. Yani hakkı teslim etmek lazım. Bizim kesimimiz maalesef yani karşı tarafta bir başarı olduğu zaman övünür, ödül vermeye çalışır ama Salih Mirzabeyoğlu şu an cezaevinden, o dört duvar arasından çıktıysa, o arkadaşları normal hayatına geçmişse, Akit Gazetesi'nin ve bu konuda Murat Alan'ın başarısı takdire şayandır. Şimdi hemen ben gireyim buraya. Murat'la da zaten bizim tanışıklığımız bu vesileyle olmuştur. İşin hakikati de söylediğin gibi takdir önemli mesele. Marifet iltifata tabidir derler eskiler. Evet. Marifet iltifata tabidir. Benim gazetecilikte mesela
bütün gazeteleri, ana akım medyadaki yazarları, çizerleri takip ediyoruz. Onların televizyonda starlaştırdığı isimleri takip ediyoruz filan. Ama Müslümanların şöyle güçlü bir yumruğu, güçlü bir sesi, çok çevik bir kalemi olan çok az insan yakaladık ve onun da değerini fazla bilemedik. Kesinlikle. Yani marifet iltifata tabidir sözüne istinaden, ona sığınarak söylüyorum. Murat da o ışığı gördüğüm isimlerden birisidir. Gazetecilikte mesela öyle hatıralarımız olmuştur. Öyle mevzulardan, öyle manşetler çıkardı ki, yani ki ben okurum, yazarım, çizerim diye kendimi düşünürüm ama yani bulabilirim ben de bazı şeyler gibi ama ağzım açık seyrediyordum. Çoğu zaman habercilik tekniği veyahut da bir meseleyi ele alıp tek cümleyle ifade etme becerisi. Hı. Açık söyleyeyim, çok fazla bir şey yapmayalım. Estağfurullah. Ama şunu da işin ekleyeyim. Hakikati budur ve Türkiye'nin böyle insanlara ihtiyacı var. Hı. Müslümanların böyle güçlü kalemlere ihtiyacı var. Bakın, algı yönetimi, toplumu yönlendirme, toplum mühendisliği falan diyorlar şimdi. Algı yönetimi, toplumu belli bir noktada odaklama, doğru bilgiyi doğru şekilde verme. Bunu bize hep Kemalistler, ulusalcılar, evet, Marksistler bunu çok iyi yapıyorlar. Reklamlarla yapıyorlar, dizilerle yapıyorlar, filmlerle yapıyorlar. Bunlarla yaptılar bizi, haber programlarıyla yapıyorlar. Müslümanların organize bir şekilde bunu yapabilecek kadroları hiçbir zaman olmadı. Ama ben belki de 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde Mirza Beyoğlu, biliyorsunuz çok çok önemli bir isim. Bizim için de, ümmet için de, Batı'nın da çok yakın takip ettiği bir isim. Hı hı. Yani tamamen izole bir hayat yaşarken öldürülmek isteniyor, alınıp öldürülmek isteniyor. Tek sebebi fikri. Tamam mı? Böyle çok zor bir şeyi havada yaprak kıpırdamazken, biz demin az önce Mustafa Bey'le de oturduk, teşekkür ettik. Çünkü biz ilk heyet olarak Mirza Beyoğlu'nu sevenler bir araya geldik. Neler yapabiliriz diye 2009'larda, 2008'lerde beraber bütün arkadaşlar kendisini ziyaret ettik ki o zamanlar dile almak, ağza almaktan herkesin imtina ettiği, çekindiği günlerdi. Mustafa Bey kesinlikle sonuna kadar beraber izledi ve Murat Alan'ı da bu işle ilgili tahmin ediyorum görevlendirdi veya vazife verdi diyelim. Ondan sonra zaten ben de şaşırdım, toplum da şaşırdı. Yani bir mesele nasıl alınıp da topluma doğru anlatılır ve bundan bir kamuoyu oluşturulur hep beraber izledik. Şimdi belki de birazdan şunu anlatırız. Şunu da söyleyeyim Hasan Bey. Şimdi bizim kesimin, yani Müslümanların yargılandığı birçok dava var. Sivas davası, Başbağlar, Umut davası, Metin Kaplan Hoca'nın yargılandığı dava, Vahdet Vakfı, Hüsnü Aktaş Hoca Efendi'nin yargılandığı dava, Malatya davası, birçok dava var. Aslında bu davalarda yargılanan kişilerin ya da avukatların Salih Mirzebeyoğlu ve ekibinin nasıl Salih Mirzebeyoğlu'nu cezaevinden çıkartmayı başardıklarını bizzat sizinle görüşerek takip etmediler. Çünkü ben hatırlıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bile Salih Mirzebeyoğlu'nun serbest bırakılmasına yönelik açıklaması oldu. Bu büyük bir başarıdır. Gidildi, hiçbir siyasi parti ayrımı yapılmadan ziyaret ettiniz, basın toplantıları düzenlediniz, kamuoyu oluşturdunuz. Yani şu an Sivas mağdurları, işte Umut davası, Başbağlar, aklımıza ne geliyorsa, Vahdet Vakfı davası, Metin Kaplan Hoca, yani bir ortak bir akılla bu mağduriyetlerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini bizzat gösterdiniz. Teşekkür ediyorum ben ekibinize de. Yani şimdi ben burada aslında çok özür, kısaca bir şey söylemek istiyorum. İbdanın karakteriyle ilgili mesela çok bilinmeyen veyahut da geçmişte terör deyip terör başlığı altında sunulan meselenin arka planı aslında şu. İbdacılar bir bütün, tek başına hiyerarşik bir yapı içerisinde faaliyet yürüten bir hareket değil. Tamamen birbirinden bağımsız insanların, ben cezaevine girene kadar Mirza Beyoğlu'nu hayatımda hiç görmedim. Hiç görmedim. Kitaplarını okudum sadece. Merak da etmedim nerede diye. Yani aramızda hiyerarşik bir yapı olmuş olması zaten mümkün değildi. Ama genel karakterimiz bu bizim zaten. Ağrı'da, Van'da, Kars'ta, Mardin'de, Diyarbakır'da her yerde
Büyük Doğu iptal dünya görüşüne gönül vermiş insanlar var. Herkes bulunduğu yerde kendi mizacına ve karakterine uygun şekilde o fikriyata uygun faaliyet yürütür. Özü özeti budur bu yapının. Ama ruhi bir alaka vardır herkesin birbiri arasında. Bu özgürlük mücadelesi sürecinde bu tam da kendini gösterdi. Birbirinden bağımsız bir sürü insan, herkes bulunduğu yerde aynı amaca matuf bir şekilde ve birbirini engellemeyecek şekilde irtibatlar yürüttüler. Meclise gidenler oldu, mektuplar yazanlar oldu, gösteri yapanlar oldu. Taksim'de Galatasaray Lisesi'nin önünde işte basın açıklamaları yapanlar oldu. Bunun gibi birbirinden cezaevlerinin önünde kamp kuranlar oldu. Bir ay Mehmet Fırat bir ay o kampta çadırda birkaç arkadaşla, hatta birçoğu da bayan arkadaştı. Onlarla birlikte şeyde kaldılar, kampta kaldılar. Yani birbirinden bağımsız biz bunun inşallah örnek olmasını ve önümüzdeki süreçte ta başta Kenan Bey'in saydığı diğer Müslümanların da cezaevinde mağdur olan bütün Müslümanların çıkması için aynı organizasyonla, aynı aşkla ve aynı şekle biz kendimizi göstermeliyiz ve onlar için de mücadele etmeliyiz. Örneği de burada. Evet. Şimdi direkt şeye girelim isterseniz. İbdace davası ne zaman başladı? 98'de başladı diyebiliyoruz. İlk olarak gözaltıda. Mirza Beyoğlu davası diyelim. İlk Mirza olarak gözaltıda, Mirza Beyoğlu'na ilişkin gözaltı 98'de başladı diyelim. O süreci biraz anlatmakta fayda var. Kim ilk önce alındı? Mehmet Bey siz mi? Hasan Bey mi? Ben çok önceden içerideydim. Öyle mi? 94'lerde içerideydim. Siz cezaevindeydiniz o zaman. Ama Hasan Bey daha sonrasında ben, o yargılamalarla ben alındı. Ben parça parça girdim, çıktım. Evet. İki yıl yattım, çıktım. Ben kumandan Mirza Beyoğlu'nun alınmasından 4 ay sonra... Tamam, aynı operasyonla, aynı takip eden operasyon. O zaman istersen o zaman... Şöyle bir girişle mevzuyu toparlarsak, Salim Mirza Beyoğlu'na 1998'de bu operasyonun ne yapıldı? Efendim söyleyeyim, ve Mirza Beyoğlu'na yapılan bu operasyonla neyi hedeflemeye çalıştıklarını belki seyircilerimiz, biz biliyoruz da ama seyircilerimiz belki biraz daha fark edebilir. Şimdi biz paralel yapı diye bugün söylediğimiz mevzu sadece bir Fethullah Gülen yapılanması ve bu Fethullah Gülen yapılanması içerisinde devleti ele geçirme hamlesi falan diye algılarsak burada çok eksik bir düşünce sergileriz ve bununla alakalı gerekli tedbirleri ve müdahaleyi yapamayız. Paralel yapı dediğimiz mevzu, tırnak içerisinde söylüyorum, milli irademize karşı Anadolu insanının tekrar şahlanmasına, dirilmesine ve efendime söyleyeyim İlahi Kelimetullah davası noktasında bütün dünyayı fethedecek bir harekete kalkışmasına karşılık yerli ve yabancı her türlü unsurun bu hareket karşısında yer almasıdır paralel yapı dediğimiz. Ve dolayısıyla Fethullah Gülen yani kendi içimizde kendimiz gibi gözüken bir düşman gibi yaratıldı. Efendim oluşturuldu, kurgulandı ve içimize sunuldu. Biz bunun tehlikesini kumandan Salim Mirza Beyoğlu 1987 senesinde Fethullah Gülen'in ne olduğunu ortaya koymuştu. Mürtet demişti kendisine. Yani operasyonun aslında İbda operasyonunun kökeninde paralel yapı dediğimiz bu kesinlikle. Örgütsel yapının mı olduğunu yurt dışına, sadece şimdi, çok özür parantezde hemen sözünü kestim. Yurt dışına çıkışında resmi şeydir koruma verilmiştir. Koruma verilmesinin gerekçesi Büyük Doğu İptal Hareketi'nden aldığı tehditler olarak Fethullah Gülen'e tehditler olarak alınmış ve Fethullah Gülen'e ondan dolayı da koruma falan tesis edilmişti. Yani böyle bir hasımlık da oluşturulmuştu o vakitler. Ve dolayısıyla Fethullah Gülen'in yurt dışına çıkma gerekçesi Amerika'ya sığınması Salim Mirza Beyoğlu'nun Fethullah Gülen'in kimliğini, sıfatını ortaya koymasıyla alakalıdır. Ve ondan sonraki 87'dir. Fethullah Gülen grubunu ilk eleştiren grup cemaat. Yani ne olduğunu söyleyen Salim Mirza Beyoğlu oldu. Şimdi tabii şimdi doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar hesabı. Fethullah Gülen o yapı içerisinde Türkiye'de Kemalist grupla, ulusalcı Kemalist gruplarla işbirliği içerisindelerdi. Şimdi 1990 ile 2000 senesi arasında yaşanan dönemde Fethullah Gülen belki hareketi bürokraside çok kuvvetli değillerdi. O yüzden Kemalistlerle beraber işbirliği yapmak zorunda kaldılar.
Ve bu işbirliği içerisinde 28 Şubat'ın hazırlanması gibi bir senaryo vardı. 28 Şubat sadece Türkiye'de Müslümanlara karşı yapılan bir darbe girişimi veya darbedir dersek de eksik kalırız. 28 Şubat bütün İslam beldelerinde yapılacak olan bugünkü Büyük Orta Doğu Projesi ve işte Suriye, Irak, işte Mısır, bunun ilk denemesi 28 Şubat'ta Türkiye'de denendi. Bir Amerikan operasyonuydu muhakkak, efendimiz bir İsrail operasyonuydu muhakkak ve bu Amerikan-İsrail operasyonunda Müslümanları dönüştürmek, nasıl dönüştürürüz, bu kanlı mı olur, kansız nasıl yaparız? Yani Türkiye çünkü bir abi, Anadolu insanı, Orta Doğu'yu temsil eden bir halk ve biz bu halkı nasıl yontabiliriz, yönlendirebiliriz, nasıl bir efendim söyleyeyim şekil verebiliriz? 28 Şubat'ta denediler. Ha dediler, bu böyle oluyormuş. Ondan sonra bir takım başka, mesela Condoleezza Rice, Amerika Dışişleri Bakanı'ydı. Dedi ki, biz dedi Orta Doğu'da bugüne kadar dedi diktatörleri destekledik. Bu bize dedi terör olarak geri döndü. Bundan sonra dedi bölgemizde dedi biz rejim halkıyla barışık rejimleri iktidara getireceğiz. Bakın 28 Şubat müdahalesi ve arkasından gelen tabii ki bir takım mecburiyetler de vardı şu bu falan. Arkasından gelen sistem halkıyla barışık olan bir sistem idi. Yani bize burada bir şey denediler. Bu denemenin içerisinde Fethullah Gülen vardı, efendime söyleyeyim Ergenekoncular vardı, ulusal Kemalistler vardı. İşte o vardı, bu vardı. Bugün ittifak halinde gördüğümüz bütün yapılar o zaman işbirliği içerisindeydi. Ve 1990'dan 28 Şubat'a 97'ye kadar geçen süre içerisinde İslamcı bir ayaklanma sanki var. Efendime söyleyeyim ve bu İslamcı ayaklanmanın da karşısında da bunu kurtarmaya çalışan bir rejim var. Böyle bir algı oluşturuldu. Ya bu darbeye de meşru bir şeydi aslında, tabii değil mi? Ki, yani tabii halkın ki. Gözünü boyamak için bakın işte İslamcılar geliyor mahvoldunuz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Çetin Emet cinayetinden Ahmet Taner Kışlalı cinayetine kadar geçen bütün cinayet süresi. İşin şey tarafından hani İslamcıların üstüne atılan suçlar itibariyle söylüyorum. İkincisi Turgut Özal'ın ölümü de dahil olmak üzere Eşref Bitlis'in işte Enver Ersevi'nin öldürülmesi falan filan gibi bütün o cinayetleri de içerisinde aldığımızda, Sivas'ı kattığımızda, Başbağları da kattığımızda, şimdi orada bize çok güzel bir algı operasyonu yaptılar. Bu algı operasyonu neticesinde hani devletimizi kurtarma babında bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bunun adına da 28 Şubat dediler. Şimdi bu 28 Şubat darbesine, bu bütün hainlerle beraber işbirliğiyle işte efendim mesela Müslümanların üzerinde çullanma hareketine dik duruşu sergileyen bir tane adam çıktı, Salim Mirzabioğlu. Bizler cezaevindeydik. Bizler cezaevinde olduğumuz o silahların gölgesinde inancımızı başımızın üstünde tutarak bir şey sergiledik. Tabii bizim bu gücümüz nereden geliyordu? Çok adam olduğumuzdan, işte elimizde şu kadar silah olduğundan veya ne bileyim o değil. Fikrimizden. Evet. Salim Mirzabioğlu'nun en büyük tehlikesi de buydu. Bir CIA raporu vardı açıklanan. Diyor ki o CIA raporunda işte Türkiye'de 3 tane örgüt vardır. İşte solda DHKPC, diğer örgüt PKK, bir de İptacı. İptacı'nın diyor askeri mukavemeti gösterecek bir silahlı gücü yoktur. Yani askere asker, silaha silah, tanka tank. Efendime söyleyeyim DHKPC, PKK falan filan gibi diyor. O seviyede eylem yoğunluğu da yoktur. Fakat diyor İptal'ın bir fikri vardır. Bu fikir bütün İslam coğrafyasını anında kuşatabilecek bir devlet projesidir diyor. Evet. Şimdi Salim Mirzabioğlu'nun bütün şeysi buydu. Zaten eserlerine baktığımızda bir devlet modeli. Şimdi Fethullah Gülen alçağının da şöyle bir huyu vardır. Kıskançtır. Efendime söyleyeyim. Yani her şey sahtesi musallattır ya. Evet. Her şey sahtesi musallat olduğu noktada kendini rakip olarak Salim Mirzabioğlu'nu görmüştür. Kendi çapında. Evet. Ve Salim Mirzabioğlu'nu gördüğünden dolayı da buna çullanmaya çalışmıştır. Aslında aşama aşama zaten bütün İslami cemaatlere bunu yapmış. Tek kalmak istemiyor. Yani kademe kademe en tehlikelisinden kendince en tehlikelisi gördüğü İbdacılar olduğu için İbda'dan başlamış. Şimdi, sonra kademe kademe Tahşiye'ye, diğerlerine tabii de Sirayi'ye. Yani tehlikeli olarak kim önüne çıkacak? Tehlike olarak ne? Parayla satın aldın, satın aldı. Parayla satın alamadıklarını da işte çeşitli kumpaslarla, şunlarla bunlarla cezaevine attı. En tehlikeli gördüğü insana da efendime söyleyeyim bu şekilde bir idam cezasını reva Peki, gördü. Peki idam cezasına geçmeden önce şeye geçelim.
Hasan Kapar'a döneyim. 28 Şubat, yani İBDA fikriyat bir fikriyat olduğunu, bir devlet modeli arz ettiğini ve devlet bu devlet sadece modeli... Sadece bir devlet modeli değil, bakın bir medeniyet teklifi de tamam, tamamlayıp soruma geleceğim. Bir devlet modeli arz ettiğini, Batı'nın da Türkiye'deki taşeronları aracılığıyla aslında bundan korktuğunu... Bunu çok güzel anlattınız. Hı-hı. Ve bu işin içerisinde cemaat de demeyelim, cemaatlerin ismi yıpranıyor. FETÖ kadrosunun, paralel yapı kadrosunun da o dönem kendisince çok fazla gücü bulunmadığı için bu işi ulusalcılara havale ettiğini, onların önüne adeta yem eder gibi bir olay olarak bize karşılık bulduğunu izah ettiniz güzel. Şimdi Hasan Kaparçı'ya gelelim. 98'de ne oldu? Siz... Ne oldu da Salih Mirzabeyoğlu gözaltına alındı? Nasıl süreç, nasıl gelişti? Kısaca süreç nasıl gelişti? Ve tutuklanma safhasını sizden dinleyelim. Şimdi işin doğrusu Salih Mirzabeyoğlu operasyonu, gözaltına alınma operasyonun haklı bir ön hazırlığı olmayan, yani şöyle bir terör operasyonu gibi düşünmeyelim biz onu. Bir işte proje operasyonlar vardır emniyette. Uzun süre takip ederler. Teknik takip vardır. Farklı farklı çalışmalar yaparlar. İşte suç unsurlarıyla beraber eylem öncesi, eylem sonrası filan. Kriminal bir mevzu. Ama Mirzabeyoğlu'nda böyle bir durum yok. Zaten izole yaşayan bir insan. Hiçbirimiz, ben onunla görüşen insanı hiç hatırlamıyorum o tarihlerde. 90'lardan sonra 2000'lere kadar tamamen münzevi yaşamış ve sadece kitap yazıyor. Tamam mı? Kimseyle irtibatı da yok. Dolayısıyla kumandanı Tuzla'da tutukluyorlar, gözaltına alıyorlar. Şimdi bir kişilik örgüt olamayacağı için Kökler Derneği Sayın Başkanı Saadettin abi, Saadettin Usta Osman'ın da yanına koruma olarak söylüyorlar ki Saadettin abi diyor ki zaten son iki yıldır da ben de görmedim onu. Ondan önce bir sefer bir sohbet etmiştik falan demişti. Bir de yani, Saadettin abi de yani 1.60 boylarında evet, değil mi? Falan. Küçücük. Şimdi üçüncü. Müthiş koruma yani. Üçüncü bir kişi Fazıl Aslan Türkiye'li eski Akıncılar Derneği başkanlarından. O da uzun yıllardır görmüyor yine Mirzabeyoğlu. Birbirini uzun yıllardır görmeyen üç kişiyi aldılar. Çünkü örgüt olur. Gerekçe ne Hasan Bey? Yani terör örgütü liderliği. Somut örnek. Somut hiçbir örnek yok. Anlatacağım tamam, şimdi. Bunları evet. Bir şekilde alınıyor. Ve zaten medya çok hazır. Doğan grubu başta olmak üzere. Çok hazır. İşte efsanevi terör örgütü lideri Mirzabeyoğlu yakalandı diye manşetler çıkıyor. O geceyi ben hatırlıyorum. Kanal 7'yi birkaç yeri aradık. Yani gözaltında kayıp olabilir mi, sıkıntı olabilir mi diye. İslamcı basın çok tedirgin, böyle mevzulara çok fazla girmiyor, girmek istemiyor. 28 Şubat'ın ağır süreci yaşanıyor. Herkes tedirgin. Gözaltına alındı. Biz adliyeye gittim. Hatta ertesi gün mahkemeye çıkarıldı. Tutuklandı ve metrise kondu. Metrise konduktan 3-4 ay sonra ben de başka bir operasyonla terör örgütü üyesi olmaktan gözaltına alındım. Ben de metrise kondum. O ana kadar ne iş yapıyordun? Ben lojistik işiyle ticaret dünyasındayım ve lojistikle uğraşıyorum zaten. Evet. Geldiler iş yerimize, hatta hiç unutmuyorum. Show TV terör örgütü hücre evi basıldı diye verdi. Sizin ofise geldiler. Ofisten bir gözaltına aldılar herkesi. Bütün arkadaşlarımla beraber beni. Ve manşetlerde hücre evi, İptece'nin hücre evi basıldı. Ne vardı hücre evinde? Ne buldular? Hiçbir şey yok. Aldılar bizi. Olay yok. Hiçbir şey yok. Ama o dönem öyleydi. 28 Şubat'ta örgütler uydurdu. Öyleydi. Şimdi ben onlardan beraat ettim. Yani ben Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bir numarasından 6 numarasına kadar hepsinde dosya açıldı bana. Her seferinde biri. Hepsinde yargılandım. Kiminden idamla yargılandım. Kimisiyle müebbet yargılandım. Efendime söyleyeyim. Hepsinden beraat ettim. Emniyet safhasını biraz gelmek lazım. Siz gözaltına alındınız, götürüldünüz. Emniyette o dönemlerde, şimdi 2000'den sonra çok fazla karşılaştığımız bir şey değil. Ama o güne kadar emniyetteki sorgulama yöntemi, onların kafasındaki şablon vardı. O şablonu sana imzalatıyorlardı. O imzalatma yöntemi de bildiğiniz işkenceyle oluyordu zaten. Nasıl? Tamam, hatta bizim çok ilginçtir yani Fethullahçılar biz 90'ların başından beri de böyledir. Ben ilk Sakarya'da gözaltına alındım 93 yılında Taraf Dergisi temsilcisiydim.
meşhur bir taraf dergisi vardı o zaman. Taraf olmayan bertaraf olur. Bertaraf olur, meşhurdur onun şeyi. Sakarya temsilcisiyim, 91-92 yılı. Orada ilk operasyonları yiyenlerden, ilk operasyon olanlardanız. 8-9 arkadaşla gözaltına alındık. Terörle mücadele müdürü geçtiğimiz yıl Fethullahçı terör örgütü üyesi olmaktan görevden alındı. Onun resmini görünce tanıdım. Bizi gözaltına alan. Şimdi o zaman bizi ilk, ikinci falandır herhalde. İlk bize örgüt yaftasını yapıştırdıkları ilk operasyonlar onlar. Yani daktilomuz var falan filan. Öyle şeylerle aldılar, örgüt yaptılar bizi. Daha sonra farklı farklı tekrar, ama hepsinde de onlar vardı. Ve hepsinde de işkence arasında bütün arkadaşlarım bunu yaşamıştır. Dur bir namazımızı kılıp gelelim derlerdi. Ya askıda olan arkadaşımız vardı. Askıya alıyorlar adamı. Sen şusun, sen busun diyor. Sonra da vakit girmiş diyor. Bir namazımızı kılalım gelelim diyor. Adam askıda bekliyor. Ekleme yapayım. Cüneyt Toroman da burada konuğumuzdu. Umut davasının işte o dönemdeki mağdurların avukatı. Aynı sizin dediğiniz ifade. İşkence yapıyorlardı. Abdest alıp namazını kılıp işkenceye devam ediyorlar. Hoca efendiye niye kızıyorsunuz? Niye eleştiriyorsunuz? Evet. Sorular bunlar. Aynen. Kesinlikle, kesinlikle böyleydi. Yani çok ciddi işkencelerden geçen arkadaşlarımız oldu bizim. Evet. Peki yargılama hangi mahkeme bakıyordu sizin davanıza? Ana davaya. Mirzabeyoğlu davası değişti sonradan. DGM özel yetkili mahkemeye devredildikten sonra 14. Ondan önce iki no... İki miydi? Hatırlamıyorum onu doğrusu. Tamam. Peki yargılama süreci nasıl geçti? Siz cezaevindesiniz. Yargılama, ben de cezaevine geldim. Fakat Mirzabeyoğlu kumandan gözaltına alış şeklini ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği için ve bunu da hazmedemediği için mahkemeyi protesto etti. Ben dedim mahkemede ifade vermek istemiyorum. İzleyicilerimizden biri soruyor. Kumandan ne? Niye kumandan diyorlar diyor sürekli. Niye kumandan diyorsunuz? Mahkemede de aynı şey sorulmuştu. Evet. Kumandan niye soruyorlar diye. Kumandanın da mahkeme heyetine verdiği cevap şu. Bana sormayın, bana onu söyleyenlere sorun diye dedikleri. Salim Mirzabeyoğlu yani. Salim Mirzabeyoğlu. Peki size soralım. Şimdi, niye kumandan diyorsunuz? Kumandan... Cevap vermek zorunda değilsiniz. 70'li yıllardan yok. 70'li yıllardan itibaren çevresi de kendisine söylenen bir lakap. Kendi ifadesi de böyledir. Ama biz onu Mustafa Bey'le de görüştük ya, az önce konuştuğumuzda. O dedi ben onun pederiyle çok yakın arkadaştım dedi. Asıl komutan ve kumandan lakabı babasından da. Öyle mi? Babası bilinir. Babası Milli Nizam Partisi'nin kuruluş çalışmalarında Erbakan'la omuz omuz Anadolu'yu gezmiş birisidir. Türkiye'deki İslamcı mücadelede çok önemli bir isimdir babası. Bir de daha başka bir şey söyleyeyim bak. Aile kuşağı, aile soy ağacı olarak söylüyorum. Bir dedesi de Hacı Musa Bey. Evet. Hacı Musa, yani bir anekdot olarak anlatmak isterim. Hacı Musa çok Bey. Çok kısa ama. Çok kısa ama bunu anlatmak çünkü isterim. Evet. Bu bilinmesi gereken bir şey. Hacı Musa Bey 1800'lü yıllarda Anadolu'da Abdülhamit Han'ın Anadolu'daki partneri diyelim. Anadolu bölgesindeki Rems şahsiyeti. Doğu bölgesinde daha ziyade Bitlis taraflarında. Ciddi etkinliği olan bir isim. İlk Amerikalılar Anadolu'ya misyonerleri yolluyorlar. Bitlis'e düşüyor misyonerlerin yolu. Ve orada iki tane Amerikalı, İngiliz misyoneri bir güzel dövüyor birileri. Fena halde dövüyor hem de. O gün itibariyle direkt Batı kampanya başlatıyor. Bunu yargılayın diye. Hatta belki ölüm de olmuştu orada. Türkiye'deki anti-emperyalist, Batı'ya karşı anti-emperyalist ilk tokadı atan isim olarak geçer Hacı Musa Bey. Orada başlıyorsun. Oradan başlıyor. Şimdi, evet. Yine babası da İslamcı mücadelede çok etkindir. Kendisi de 70'li yıllardan itibaren işte biliyoruz Milli zaten Necip Fazıl'la beraber. Evet. Şimdi yargılama safhasına geçelim. Mahkeme nasıl bir mahkemeydi? Mahkemeye çıkmadı zaten yaklaşık bir yıl. Biz de ben de cezaevindeydim. Mahkemelere protesto ediyoruz dedik. Bu böyle bir yargılama olmaz. Neden protesto ediyordu? Yani tutuklama şekli ve yöneltilen suçlamayı hazmedemedi. Ve ben böyle bir noktada ifade vermek istemiyorum dedi. Siz bana ister idam verin, ister müebbet verin. Ama ben size ifade vermeyeceğim dedi. Aynen bunu söyledi. Ben şimdi bak... O dönemle daha sonra ki Ergenekon operasyonlarında aynı tepkiyi İlker Başbuğ göstermiştir. Evet. İlker Başbuğ ben sizin mahkemenizi tanımıyorum dedi. Mahkeme heyetini terk etti, mahkeme salonunu. Evet. Ve hiç kimse İlker Başbuğ saçlarını kesip
kaşını gözünü yarıp tekrar mahkeme salonuna getirmedi. İlker Başbuğ'un duruşmasını Murat'la beraber takip etmiştik. 2-3 cümle söyledi, savunma yapmıyorum dedi, restini çekti. Ardından karar duruşmasına kadar hiçbir duruşmalarına katılmadı, karar duruşmasına çıktı. Yani sorulan sorulara cevap vermedi, protesto etti, hiçbir şey olmadı. Evet. Şimdi kısa bir es alalım orada. Reklama gitmemiz lazım. Reklamdan sonra geri geleceğiz ve İbdaci'ye yargılamalarını ve sonrasındaki gelişmeleri konuşacağız. Evet, reklam arasından döndük. Şimdi çok önemli bir bölüme geleceğiz. İşte ne oldu? Ne oldu da 28 Şubat'ta Müslümanlara böylesine davalar başladı, böylesine operasyonlar yürütüldü? Mehmet Fırat'a soruyoruz. Mehmet Fırat, ne oldu? Şimdi o dönemde ceza alan birisi olarak hadisenin en yakın şahitlerinden birisiyiz. 27 Şubat günü İstanbul 1. Ordu Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu İstanbul DGM'yi ziyaret ediyor. İstanbul DGM'de bütün savcı ve hakimleri 28 Şubat kararlarıyla alakalı ilk briefingini o veriyor. 27 Şubat 97 değil mi? Doğrudur. Yani bir gün önce. O meşhur MGK kararlarından bir gün önce. MGK kararlarından bir gün önce. O zaman Hüseyin Kıvrıkoğlu İstanbul 1. Ordu Komutanı. 1. Ordu Komutanı. İstanbul'daki 1. Ordu Komutanı. Ve 28 Şubat'tan sonraki ilk mahkemelerde... Ne diyor? Orayı biraz daha açmak burada irtica diye söylenen, irtica dosyalarıyla alakalı kararların ivedilikle verilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılmasıyla alakalı talimatlarını veriyor. Bu önemli. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Bu o zaman yani, basında da çıkmıştır. Yani bütün 27 Şubat 1997 tarihinin gazetelerine baktığımız zaman bunlar Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun bütün yani, savcı ve hakimleri topladığını Beşiktaş ve DGM'ye evet, geliyor. Beşiktaş evet. DGM'ye geliyor. O zaman DGM'lerde de bir üye yanlış hatırlamıyorsam hakim değil mi? Asker. Ve ivedilikle neticelendirip en ağır cezalarla cezalandırılmasını söylüyor. Bir ordu komutanının, yani bunlar tabii basına da yansıdığını söylüyor Mehmet Fırat Bey, ama bir tabii ordu komutanının basına da yansımıştır. Gidip yargı mensuplarına böylesine bir briefing yaptı. Bir de vermesi. O zamanlar bu malum medya dediğimiz hain medya askerin en ufak bir hareketini bile bir sürü manşetlere çıkartır, onu köpürtür falan filan işte evet. Onun propagandasını yapar. Bu yüzden de Kıvrıkoğlu'nun bu ziyareti sürü manşetlerde çıkmıştır. Haber oluyor. Tabii haberde. Yani bundan sonra irticacılar mahkemelerde göreceksiniz neler olacak. Ve 28 Şubat'ın hemen ertesinde yaşları 18 ile 16 yaşında olan 5 tane kardeşimiz Cihat Özpalat, işte efendim Hüseyin Halil Kantarcı, Mustafa Yıldız, işte 5 arkadaşımız, yani bizim ya ilk mahkeme gidersiniz dediğimiz, niye sizi tutukladılar yani diye. Yani tahliye olur, yani, serbest kalırsınız. Yani bu sebepten dolayı tutuklanır mı? Çünkü ne sebep ne? Sebep 3 tane birhaneye taş atmak ve bu 3 tane birhanenin 2 tanesi de diyor ki bir tanesi bende böyle bir olay olmadı. Öbürküsü de diyor ki bunlar değildi. Birhane sahipleri. Yani birhane sahipleri polis ifadesinde bunları söylüyor. Evet. Yani dışarıda mahkemede şurada burada değil. Evet. Şimdi biz diyoruz ki siz ilk mahkeme gidersiniz abi, niye tutuklamışlar sizi? Bu adamlara müebbet hapis cezası verildi. 28 Şubat'ın ertesinde. Evet. Şimdi bu bir belliydi. Yani bir karar alınmış ve 2 ay sonra ben ceza aldım. Benim hüküm kağıdımda şu yazıyor Murat Bey. Mehmet Fırat'ın hakkında bu olayları yaptığına dair hiçbir somut delil yoktur. Başka bir arkadaşının üstüne vermiş olduğu hiçbir ifade yoktur. Fakat kanaatimizce bu adam örgüt üyesidir. Kanaatimizce bu adam örgüt üyesidir. Şimdi ben burada şunu altını çizerek Salim Rızabioğlu'nun davasına, dolayısıyla bütün İslamcı davalarda da benzer kararlar muhakkak çıktı. Çünkü hepsine baktık, dosyalarını inceledik bu 28 Şubat davalarıyla alakalı. Rızabioğlu'nun davasında da benzer bir şey oldu. Şimdi bu hain çete polisle bir operasyon yapıyor. Savcı bu operasyonun talimatını veriyor ve fezlekesini hazırlıyor. Bu fezlekeyle belirlenmiş hakim mahkemeler karar veriyor ve bu karar efendim söyleyeyim yüksek yargıda onaylanıyor. Bir izleyicimiz soruyor, bu gençler ne kadar ceza aldılar diyor. Müebbet. Yani 16, 18 ile 16 yaşın yaşı evet, arasında değişen bu gençler
şey taşladığı için bir hane, o da bir hane sahibi de kabul etmiyor değil evet. mi? Evet. Şimdi sadece bu arkadaşlarımızın içerisinde yaşı 18 olduğundan dolayı Cihat Özpolat hala cezaevinde 96-97 senesinden beri. Senesinden bu yana. Evet. Korkunç. Diğer arkadaşlarımızın yaşları ufak olduğundan dolayı bu aldıkları cezayı yarı yarıya düşürdüler. Yani yaşı büyük olsa ne? 18 yaşında birhane taşlıyor diyoruz ya. Evet, birhane yani, taşlamak. Dikkat edin. Birhane taşlamak. 3 tane birhane taşlamak. Her şey, ve bunun da 2 tanesi polis sorgusunda kabul etmiyor. Yani, her şey Kıvrıkoğlu'nun ziyaretinden sonra başlıyor evet, değil mi? Evet. Ya ondan sonra zaten gelene idam, gidene idam. Gelene idam, gidene idam. Şimdi burada bakın İstanbul 2 DGM, Ankara 2 DGM, İzmir 2 DGM seçilmiş mahkemelerdir. İslamcılarla alakalı kararları veren mahkemeler bunlardır. Evet. Ve bunların verdiği Müslümanlara verdikleri cezalara bakın hepsi müebbettir. Hep aynı hakimler hep ve aynı hakimler. Mahkemeler değil mi? Savcılar aynı. Bakın Zekeriya Öz'ün imzasını bulacaksınız oralarda. Evet. Savcı o dönemde. Olarak. Şerafettin iste. Şerafettin'in İstanbul DGM, ikinci de iki DGM. Peki. İmzalarını bulacaksınız. Polis şefleri bugün paralelden içeri giren veya yargılanan veya yurt dışına kaçan polis şeflerinin imzalarını bulacaksınız o dosyalarda. Fezlekelerde değil mi? Fezlekelerde. Peki yargılama safhatında kim görev aldı? O hakimler kimdi? Belli başlı bir hakimleri vardır bu davaya bakan. Mesela Salim Mirzabioğlu'nun ilk davasına bakan Sedat Karagül. Evet, Sedat Karagül. Sedat Karagül davadan çekilmiştir. Neden? Davadan çekilmesinin sebebi kendisinin gazetede vermiş olduğu röportaj üzerine söylüyorum. Bana o kadar çok Salim Mirzabioğlu'na idam cezasının verilmesi hakkında talimat gönderildi ki evet. ben bu talimatları yerine getirmediğimden dolayı görevden alındım. Kendisi DGM hakimi iken Eyüp Ağır Ceza Hakimliğine haberi meşhurdur. Siyasi meşhurdur. Baskısız davam olmadı. Evet. Karagül'ün haberi. Siyasi evet. baskısız davam evet. olmadı manşetlik. Peki o çekildikten sonra ne yerine oldu? Murat Çetinbaş diye Metin Çetinbaş diye bir kahramanımız geldi. Metin Çetinbaş emekli olduktan sonra Ergenekon davalarının avukatlığını üstlenerek kimliğini belli etmiş bir insandır. Yani bu demektir ki tarafsız değildir bu adam. Ve sizin müthiş bir gazetecilik başarınızla ortaya çıkartılmış olduğunuz bir röportajında bu kararda hata yapmış olabilirim. Evet. Zaten Salim Mirzabioğlu'nun özgürlük mücadelesi veya dışarı çıkma kapısının açılması buydu. Şeyi sorsam, oraya geleceğiz. Vakti iyi kullanmak adına söylüyorum. Ben dava dosyasını baştan sona inceledim. Bütün dosyayı. Ana dava ve diğer davalar dahil. Karar metninde çok ilginç bir şey var. Hukukun nasıl ayaklar altına alındığını, nasıl hiçe sayıldığını, nasıl yani belli ki briefingli artık hani bunun basına yansımasına da ya da sizin izah etmenize de gerek yok. Belli ki briefingli bir yargı neticesinde kararın verilmiş olduğunu ortaya koyan bir karar metni var. Bir final, bir son cümle var Mirzabioğlu'na yönelik. İdam cezası veriliyor nihayetinde. Evet. Nedir o? En son söylenen cümle, örgütlü yapının ortaya konulamadığını ama bir buna rağmen... Bir lidersiz olamayacağından olsa olsa örgütün liderliği size münasiptir deyip idamına. Kişilik örgüt yani. Çok ilginç. Yani değerli izleyicilerimiz, bir dönemden bahsediyoruz. Çok geçmiş bir dönemden bahsetmiyoruz. Aşağı yukarı bundan 8-10 sene önce, 10-15 senelik, yani 20 senelik bir barem bile değil. 10-15 senelik bir dilimden bahsediyoruz ki yargılamalarda verilen karar şu. Her ne kadar örgütsel yapı içerisinde değil mi? Evet. Hiyerarşik bir bağlantı saptanamamış olsa da bir tabii örgüt liderine ihtiyaç duyulduğundan değil mi? Bir örgüt evet. varsa ortada bir lideri olacaktır. Yazmış olduğu eserlerle dolaylı olarak talimatlar verdiği kanaatine varılıp idam cezası değil mi? Böyle bir ceza olabilir mi? Evet, olur. Yani Türkiye'de olur. Literatürde böyle bir şey var mı? Var. Evet. Hala bu adam ondan sonra onlarca Müslümana daha benzeri cezalar verdi ki finalinde eğer belki de Öcalan'a idamı Anasolmaya hükümeti kaldırmamış olsaydı şu an Salim Mirzabioğlu ve arkadaşları idam edilmişti. Çok özür dilerim. Bir parantezi daha açmak istiyorum. Salim Mirzabioğlu'na idam cezası verildi. Bakın Salim Mirzabioğlu APO'dan önce yakalanmış bir insandır. Evet. Dikkat edin. APO'dan önce yargılaması bitirildi ve idam cezası verildi. Avrupa veya Amerika şu bu falan APO'nun yaşamasını istediğinden dolayı APO'da idam cezası alıyor.
Türkiye'de idam cezasını kaldırmıştı. Bu esnada ne oldu biliyor musunuz? Salim Mirzabioğlu'nun dosyası infaz edilmesi için meclise geldi. Öyle mi? Ben alt sıradan en üst sıraya getiriyorum. Bakın, tabii ya bir an önce infaz gerçekleştirmiş. Bir an önce infazın gerçekleştirmesini. Bakın, Salim Mirzabioğlu'ndan önce Türkiye'de yaklaşık 20 tane idam dosyası vardı. Meclise girmesini bekleyen Adalet Komisyonu'nda meclise gelecek, orada onaylanacak, infaz edilecek. Fakat Salim Mirzabioğlu'nun bütün dosyası o 20 kişinin önünde, yani 10 senelik, 15 senelik davalarda onlar, infaz edilmesi için meclis komisyonuna gelmişti. Yani bu zihniyet bu kadar korkuyor şimdi, o zaman değil mi? Şimdi şey soruyorum. 18 sene sonra Salim Mirzabioğlu beraat etti. Yani suçu olmadığı belgelendi. Şimdi o zamanki zihniyet bu kararı vermiş ve infaz etmiş olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Metin Çetinbaş nerede yatacaksın sen şimdi? Ben soruyorum Metin Çetinbaş nerede? O zamanın hakimi savcısı. Şimdi beraat aldı. Beraat aldığına göre bize de şöyle bir hak düşüyor. Sen usulsüz yargıladın, usulsüz cezayı verdin. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi sen avukatlık yapamazsın arkadaşım. Veya evet, hiçbir şey yapmamış gibi bir şey yapamazsın. Şimdi Çetin şeye Baş, gelelim. Veya bunun, özür evet, dilerim, bunun hazırlıksız soruşturmasını yapan savcısından tutun. O dönemin polis şeflerinden tutun, emniyet müdüründen tutun. Hepsine yönelik bir kadar tazminat zaten şeyde, tabii ki. Bir tazminat ayrıca. Efendim, evet. Tazminattan ziyade şu. Siz böyle bir yargılamayı vererek bu insana idam cezası verdiniz ve infaz etmeye kalktınız. Ve 16 senesi, 18 sene sonra bu adamın bunlarla hiçbir alakasının olmadığı ve masum olduğu yine senin mahkemeler tarafından karar verildi, beraat ettin. Peki bunun karşılığı nedir? Tazminat mı? Değil. Yani bunun karşılığı nedir? Bunun karşılığı bir ceza gerektirir bir kere başta. İlk başta aslında avukatlarının alınması gerek. Evet. Ayrıyeten işte 28 Şubat soruşturması akamete uğratılmasaydı bunun bir yargı kolu, yargı üyeleri nasıl ki bugün Fethullahçı terörizmine yönelik bir şey varsa. Şimdi Mirzabioğlu ölmüştü değil mi? Evet. Evet. Şimdi durun. Konuyu değiştirmeden 16, çok az. 18 Kenan, senesi çalındı insanlar. Çok az vaktimiz kaldı. Bakın, çok az vaktimiz kaldı. Şeye gelelim, manşetlere gelelim. Yeni başlamış. Evet, yeni başladık ama vaktimiz sınırlı. Şimdi Salim Mirzabioğlu'na böylesine bir skandal gerekçeyle idam cezası veriliyor. O dönem medyası, sadece iki tanesine bakalım biz dedik. O dönem medyası ne manşet atmış? Eğer yönetmenim hazırsa bakalım. Kartel medyası ne demiş? Ona bir bakalım. Bu durumu nasıl görmüşler? Ve ondan sonrasındaki o dönemdeki cezaevine isyan davalarına ilişkin manşetlere bakalım. Ondan sonrasında nasıl kurtarıldı bir de onu değerlendirelim. Evet, hazır mı arkadaşlar? Evet, verelim. Evet, İbda C'nin elebaşı idama mahkum oldu diyor. Bir tanesini çıkarttım. Hepsi aynı. Terörist tutuklandı, idama mahkum oldu ve nihayet başlıkları. Bir tane daha var, onu da verelim. Bu da Öcalan kararı geldikten sonra, Öcalan affı diye yani idamlıkları müebbete dönüştüren, o da af gibi bir şeydir. O karar idam kaldırıldıktan sonraki başlık da böyle değişiyor. İbdacı elebaşısına müebbet diye değiştir diyor. Şimdi... Bu dönemde, bu yargılamanın sürdüğü dönemde bir de isyan davası var. Oraya girmeyeceğim, içeriğini tamam, anlatın demeyeceğim ama çünkü çok fazla vaktimiz yok. Zaten manşetlere bakacağız, o dönem atılan manşetlere bakacağız. İçeriğini 3 aşağı 5 yukarı anlatıyor. Hasan Bey'in söylemiş olduğu gibi, mahkemenin yargılamanın, delili olmayan yargılamanın tiyatral bir şey olduğunu söyleyerek katılmayacağını söylüyor Mirzabioğlu. Bu davayı takip etmeyeceğim diyor. Ne karar verirlerse versin diyor. Evet. Ama nasıl bir gerekçe gösteriliyor? Hemen bakalım isyan davasına ilişkin manşetlere, o dönemin merkez medyası, Doğan medyasının ya da kartel medyası olarak tabir edilen medyanın atmış olduğu manşetlere. Ne cüret? İşte bu ne cüret? Ne yapıyor Salih Bey o zaman? Duruşmaları takip etmek istemiyor sadece değil mi? Ne var? Yani gitmek zorunda mı? Evet. Gitmiyor, konuşmuyor. Yani o günlerde hemen hatırlayalım. İşte Metris çiftliği. Evet. Metris'te bunlar işte her türlü rahatlığa kavuşmuşlar. Bu kışkırtıcı ve kamuoyunu hazırlayıcı haberler verildi. Oysa Metris'te biz 100 metrekare yerde 70 kişi yaşadık. Tek ya banyo, bir tuvalet ya bir tek, tuvalette 70 banyo, kişi. Tek tuvalet 70 kişi 100 metrekare. Yani zaten durumdan çok memnunmuşsunuz yani, da gitmek istemiyormuşsunuz yargılamaya. Bu şartlarda yaşıyoruz ama evet, gazeteler bizim sanki Bahama Adaları'nda tatildeymişiz gibi. İkinci manşeti verelim Hasan Bey konuşurken.
İkinci manşeti de görelim. Bakalım ne demişler. Bir yıldır mahkemeye çıkartılamıyordu. Evet, bir yıldır mahkemeye çıkartılamıyordu. İlker Başbuğ 2 sene duruşmalara katılmadı. Çıkmadı. Orada Silivri'de. Bu medrese operasyon yapılmasına ilişkin manşetti, öyle değil mi bunu zaten? Bunu hazırlıyorlar. Yani bunu hazırladılar. Evet. Ondan sonra da bir sabah vakti gerçek mermilerle üzerimize geldiler. Yani devlet o dönemin rejimi, zihniyeti zaten ceza vermek için cezaevine koyduğu kişileri ya da yargılarken ki işte aynı zamanda ceza vermek istediği kişileri bir de oradan çıkartmak için ayrıca bir operasyon yapıyor, değil mi? Evet. Maalesef. Üçüncü manşeti görelim arkadaşlar. Bunlar hepsi ibretlik manşetler. Terör şefini asker tıraşı. Evet, bu korkunç bir Star'ı görebilir manşet. Miyiz acaba? Bakın hayır, bunu bir konuşalım. O zamanın sabahının yaptığı terör şefi. Evet. Kim? Dinç Bilgin miydi o zamanki patronaj? O zaman herhalde Dinç Bilgin'indi. Yani terör şefine asker tıraşı. Askerler girdi ve terör şefini tıraş etti. Hele bir de Cem Uzan'ın manşeti vardı. Cem Uzan'ın. Evet. Şu an Mardinli olduğunu gizleyen, bir türlü Mardinli olduğunu izah etmeyen İzmirli güzel yazarı Yılmaz Özdil, Sözcü'nün ve yazarı Fatih Çekirge. Yılmaz Özdil Fatih ve Çekirge. Fatih Çekirge'nin manşeti bakın. Bu ibretlik bir manşettir. Adeta bir Müslümanla sakalıyla saçıyla dalga geçmek için yapılmış bir manşettir, atılmış bir manşettir. Tıraş olurken yüzünü kesti. Madde madde şurasını şuraya vurdu, burasını şimdi buraya kesti diye. Cem Uzan bir röportajında geçenlerde diyor ki bize bu manşeti Hurşit Tolon talimatıyla yaptırıldı. Yapmasaydı abi. Şimdi bir dakika. O da ilginç ama. Fatih Çekirge ve Yılmaz Özdil utanmıyorlar mı şimdi? Bağımsız gazetecilik diye yani hani işte ortalıkta konuşuyorlar ya. Gazetecilik hani yandaş gazeteci diye sağa sola hani bir yakıştırmalarda bulunuyorlar. Hiç utanmadan, terlemeden şimdi yani Cem Uzan'ın o ifadesini ne yapacağız? Evet. Hurşit Tolan'ın talimatıyla sen böyle bir rezillik yapıyorsun. Bu adamlar hala... Ve gazeteciyiz diye de geziyorlar. Hala geziyorlar maalesef. Ve Salih Mirzabeyoğlu Türkiye'de kendi toprağında yaşıyor. O manşeti arkaya koyabilir miyiz arkadaşlar? Firari kaçak. Evet. Evet. Salih Bey'in o görüntüsünü ekranda tutalım mümkünse ya da arkadaki videoya vole verelim. O ibretlik bir manşettir. Basının nasıl ahlaksız olabildiğini... Basının içerisine yerleşmiş bu millete ahkam kesen zihniyeti. Bir anekdot anlatmak isterim. Daha önce de konuşmuştuk seninle önce. O zamanki ana akım medyayı, Doğan grubu da başta olmak üzere yaptıkları alçaklıklara çok güzel örnek. Şimdi cezaevinde gece çok fazla uyulmaz. Sabahlarsın. Şimdi biz bir akşam vakti, gece vakti Kumandan Mirzabeyoğlu'nun ayrı bir bölümde çalıştığı, yazdığı, çizdiği bir bölüm vardı. İşte bir tepside neyimiz varsa 3-5 yemek acıkırsa yesin diye kapısına bırakmıştık. Gece 3 falan sabah oldu. Sabah bir uyumadık. Biz sabah acıktık. Acıktık, baktık o orada duruyor. Birkaç arkadaş o yemeğin bir kısmını yedik biz. Birkaç saat sonra da gazeteler geldi. Sabah olmuştu artık 7-7.30 gibi gazeteler geldi. Gazetelerde ne var ne yok diye bakıyorum Milliyet Gazetesi'nin ortasında. İptacı militanları Mirzabeyoğlu'nun yemeğinin artığını yiyor. Aynı sabah aynı anda. Ya biraz sonra Mirzabeyoğlu yerinden kalktı ve bizim yemiş ve bırakmış olduğumuz yemeğin kalanını yedi. Evet. Yani tam tersine ama bu kadar alçakça geldiler. Evet. Her gün aleyhimize o kadar aşağılık haberler yapıldı ki. Şimdi yani hepsi ağlıyor. Ya böyle olur mu? Böyle gider mi? Silivri'de kitap yazıyorlar. İşte Tunca Yoskan şimdi özür diliyor bazı konularda. Efendime söyleyeyim diğer Mustafa Balbay Zulümhane yazıyor. Efendime söyleyeyim paralelciler şimdi belli tarafta işte sabahları bize 3 tane zeytin geliyor. Böyle zulüm mü olur diyorlar. Zulüm görmemişler. Kendileri yaptığı zamanki hal bu. Evet. Şimdi şeye gelelim. Güzel bir anekdot. Bu olayı değiştiren bir akım oldu. Başta da söyledik. Bir kolektif hareket, birbirinden bağımsız gibi görünen ancak Akit'in buradaki hakkını da teslim etmek lazım. Muazzam bir katkı. Bir şey gerçekleşti. Yargı, hüküm kesinleşmiş, Yargıtay onamış, Ceza Genel Kurulu'na gitmiş, oradan da aynı şekilde karar Türk çıkmış. Türk hukuk tarihinde yeniden yargılamanın ilk örneği. İlk örneği tabii. İlk daha örneği. Önce teorik olarak hukukta var ama pratikte uygulanmamış hiç yansımamış. Şeydi. Yansımamış. Evet. O gün bir grup İBDA fikriyatı mensubu Akit gazetesine geliyor ve gazete yönetimine durumlarını anlatıyorlar. Ve ondan sonra işte
Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun da işte bize vermiş olduğu şeyle, görevle bu işe başladık. İlk haberimizde, arkadaşlar ilk haberi alabilir miyiz? Akit'in manşetlerinin. Çok ibretlik bir olaydır. Az önce Mehmet Bey de söyledi. Evet, ikinciyi de yanına alalım. Hata yapmış olabilirim. İşte bu ilk haberdir. İkinciyi de alalım arkadaşlar. Evet, şimdi haberin şeyi şu. Biz Metin Çetinbaş'ı arıyoruz. Metin Çetinbaş davanın hakimi skandal bir karar vermiş. Az önce de sizin de anlattığınız gibi skandal bir gerekçeyle. Nedir işte gerekçesi? İşte her ne kadar örgüt lideri olmasa da liderliğe münasiptir. Münasiptir diyerek karar vermiş. Metin Çetinbaş'ı arıyoruz. Metin Çetinbaş telefonda, Ergenekon avukatı olduğunu söylüyoruz. Bu dönem bir yargılama yapıldığını ve böylesine skandal bir karar verdiğini izah ediyoruz. Metin Çetinbaş'ın sözüdür. Hata yapmış olabilirim. Biz işte peygamberler ayetle düzeltilirler. İşte bu sözlerimiz, verdiğimiz kararlar ayet değildir ki doğru olsun. Hata yapmış olabilirim. Bizim o dönem bizim önümüze getirilen dosya neyse, sizin söylediğiniz işte Fethullahçıların fezlekesi dediniz. Önümüze ne getirildiyse sanki idare mahkemesiymiş gibi komik bir gerekçeyle yılların ağır ceza reisi, hata yapmış olabiliriz. Önümüzdeki dosyaya göre karar verdik. İdare mahkemesi misin sen? Ağır cezasın. Evet. Polis sana bir fezleke hazırladı, yutmak zorunda mısın? Degemesin yani. Değil işte. Bu her şey bununla başladı. Ondan sonrasında arkadaşlar bir manşet daha vardı. Onu da alalım. Onu da alalım. Onu da görelim. İşte bu da kırılma yeniden noktası. Yargılamanın kırılma noktasından biri. Yine Akit gazetesinin manşetidir. Briefingi aldı, idamı verdi. Hasan Kapar'la birlikte gittik. Avukat Doğan Yıldırım merhum. Rahmet Allah rahmet eylesin. Evet. Şüpheli bir şekilde öldü. Günlerce evet. de konuşuldu medyada. Televizyonlarda haber oldu. İlginç bir şekilde, dikkat çekici bir şekilde öldü ama sır perdesiyle gitti bildikleriyle. Hatta ne dediler? Ergenekon'un kara kutusu. Evet. Şüpheli bir şekilde öldü denildi. Briefingi aldı. İdamı verdiği için Kapar'la birlikte sağ olsun Kayseri'ye gittik. İlginç bir yerde bir çiftliği vardı değil mi? Hı-hı. Şeyin. Onun bir tık öncesini anlatayım sana. Nedir? Çok kısaca. Anadolu Adliyesi'nde avukat, Anadolu Adliyesi'nde bir randevu aldık. Onunla bir görüşmem vardı. Yanımda da Mirza Beyoğlu'nun özgürlüğü ile ilgili hazırlanmış bir kitapçık var. İşte içinde hakimlerin resmi falan. Onunla başka bir mevzu konuşmak için gittiğimizde kitapçığı karıştırırken Metin Çetinbaş'ın resmini gördü. Alakasız bir, ben bunu tanıyorum dedi. Nereden tanıyorsun dedim. Ya biz Fenerbahçe'de beni de bir infinite çağırmışlardı. Ulusalcı bir karakteri vardı onun. Evet. Zaten Jandarma Genel Komutanlığı'nın avukatlığını yapmış. Tabii. Dönem. Öyle evet. bir şey var. Onu da çağırmışlar. Ben orada gördüm. Ciddi mi dedim? Tamam dedim o zaman. Konuşur musun? Konuşur sonra, dedim. Kenan. Bu briefingte idam kararı verildiği iddiası değil mi? Evet, Doğan evet. Metin Çetinbaş falan hakimleri topluyorlar, briefing veriyorlar. Yani burada da Mirza Beyoğlu'nun idam kararı. Aslında Mehmet Bey'in söylediği olay, yani onun bir mikrolaştırılmış versiyonu. Birinci Ordu Komutanı DGM'ye gidiyor, İslami davaları hızlandırın, karara bağlayın diyor ve onun akabinde gelişen süreç. Aslında Doğan Yıldırım'ın söylediğinin burada sadece tasdik etmektir. Örnek vereyim, Sivas davasında aynısı yaşandı. Kayseri'de ve Sivas'ta 3 ayrı dava eş zamanlı yürütülüyordu. Seyfi Oktay dedi ki Ankara'daki DGM savcılarını topladı. Devlete karşı bir teşebbüs var. Ankara DGM bunu yargılasın dedi. Ankara DGM bir nevi mahkemeye talimat veriyor. Aziz Nesin'i suçlu buldu. O baş tarihçi dendi. Yani o baskıya rağmen Türk hukuk tarihinde yok. Yani yürütülen davaya müdahale etti. Ankara DGM'ye geldi. O DGM Seyfi Oktay'ın istediği mahkeme Aziz Nesin'i suçlu buldu. Diğer işte Sivas'taki o vatandaşlara cüzi miktarda toplantı gösteri 3 kanunlarına muhalefetten ceza verdi. Evet. O heyeti dağıttı ve ardından müebbet aldı Müslümanlar. Aynen. Evet. Şimdi benzeri bir hadise. Kayseri'ye gittik. Yine eğer Kayseri diyoruz ya işte. Kayseri'ye gittik Hasan Kapar'la birlikte. Hasan Kapar dedi ki ya dedi işte böyle bir durum var. Adam yani briefingde gördüğünü söylüyor. Dedim bomba. Ondan sonra gidelim. Muhteşem bir şey dedim. Atladık uçağa gittik. Hasan abiyle birlikte. Bizi karşıladı sağ olsun. Evet. Arabası da ilginç bir kişilik Doğan Yıldırım. Yani para var ama
pislik içinde yaşıyor adam. Bir aracına bindik hatırlarsın o zaman. Her taraf kir, çamur içinde. Özensiz bir tarafa. Ondan sonra gittik, bir çiftliği var orada. Çiftlikte oteli de var. Yani otel yapmaya çalışmış. Öyle kalmış. Anlattıkları muhteşem. Yani işte yargı şöyle karar veriyordu. O dönem işte zaten askerlerin talimatı olmadan zaten karar çıkmaz. İşte ben o zaman avukattım. İşte gidip danışıyorduk. Bizim danıştığımız şey şak hemen karara bağlanıyordu. Sanki mahkemenin kararını hakim değil, bizim önceki gün görüştüğümüz askeri komutan vermiş gibi oluyordu diyor. Geldi ve işte o müthiş yeniden yargılamaya gerekçe yapılan iki haber, bir tanesi hata yapmış olabilirim, bir diğeri arkadaşlar video böyle koyarlarsa iyi olur, briefingi aldı, idamı verdi. Ondan sonrasındaki haberi görelim arkadaşlar. Onu da görelim, onun üzerine tekrar konuşalım. Hep o daire. Evet. Bu da Müslümanlara, evet az önce söylediğimiz gibi işte kıyımın başlatıldığını, bakın orada... KJ'nin altında kaldı. Hüdakaya da var. İlginçtir. Şu anki konumunu düşünürsek. Hüdakaya Malatya'da üniversitedeki başörtüsü yasağını protesto ettiği için o dönemde Hüdakaya ve kızları kızıyla beraber idamla yargılandı ve şu an maalesef farklı bir konuda. Nasıl bir yere savruldu? Evet. Ve o daire tüm Müslümanlara yönelik açılan davalarda hep olumsuz karar verdi. Evet. Lehte bir diğer karar bir vermedi. Küpür daha var, Akit'in küpürü, onu da görelim. Bu yargılama safhasında ne yaptığımız, daha doğrusu yeniden yargılamanın önünü açabilmek için ne yaptığımızı görmek açısından önemli. Onu da alalım. Evet, bu da yine dosyaya giren Okan'ın şeylerden biridir. Okan İşgör isimli Ergenekon sanığıydı o dönem Okan Bey. Okan jandarma istihbaratına çalışıyordu. Kendi de açık beyanıdır. Bize de konuk oldu. Evet, bizim programımıza da konuk oldu. İnfaz kodu 126 cezaevinde Mirza Beyoğlu'na yönelik infazı gerçekleştirmek için girdiğini, bu eylemin kendisine yaptırılmasını, talimatının evet, verildiğini ve o dönem asker için çalıştığını, ancak Fethullahçı polislerin de o dönem kendisini ziyaret ederek sık sık bu telkinlerde bulunduğunu ifade etmişti. Bu da bizim yine dosyaya giren, yeniden yargılama, savcının yeniden yargılamanın önüne açması için hazırlamış olduğu dosyaya giren delillerden bir tanesiydi. Varsa bir tane daha alalım arkadaşlar. Şimdi burada bir parantez açabilir miyim? Evet. Siz devam edin. Arkadaşlar o ekrana getirsinler. Evet. Salim Rızaoğlu'nun cezaevinde suikast düzenlemek için Okan İşgör adında bir devlet memurunu görevlendirdiler. Beceremedi. Becerilemeyince Metris'te kumandanı öldürmeye yönelik ikinci bir operasyon, işte Noel Baba operasyonu dediğimiz, bir arkadaşımızın şehit olduğu, pek çok arkadaşımızın da yaralandığı bir operasyon gerçekleştirildi ve kumandan öldürülesiye dövüldü. İşte o yüzünü kesti falan filan görüntüleri. Mukadderat kumandan ölmedi. Üçüncü hamleyi idam cezasıyla verdiler. Apo'nun idam edilmemesi için çıkartılan bir yasayla kumandanın infaz dosyası ertelendi, müebbete döndürüldü. Bu sefer de Salim Mirzabioğlu'nu 16 yıl boyunca, bu 16 yıl boyunun 14 senesini tek başına hücrete yatırmak kaydıyla. Hücre dediğimiz yer 7 metrekare bir yerdir. Tuvaleti, banyosu, her şeyi, yatağı, yorganı falan filan içinde olan bir yer. Evet. Ve bu 14 yıl boyunca kendisine telegram işkencesi yapılarak öldürülmeye çalışılmıştır. Bakın, telegram işkencesi teğet geçilen bir mevzudur. Telegram olayı, zihin kontrolü olayı teğet geçirilen bir olaydır. İşte Hasan Mezarcı'da görebiliriz, Adnan Oktar'da görebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Adamların ne halde geldiklerini. Şimdi Salim Mirzabioğlu'na yapılan operasyonda önce pişman olması telkin ediliyor. Sonra Kemalizmin ne kadar büyük bir ideoloji olduğunu, hata yaptığını telkin ediliyor. Beceremeyince de, yani bütün bunlar becerilemeyince kumandan dizüstü çökmedi. Bakın, hani 28 Şubat... İşte kızlarımıza, çocuklarımıza, işte efendime söyleyeyim önderlerimize, şunumuza, bunumuza, bütün medyamıza, işte ne bileyim işimize, gücümüze, her şeyimize müdahale operasyonuydu. Bir dönüştürme operasyonuydu. Evet. Ve bu dönüştürme operasyonunda o şekilde ve bu şekilde direnen, mesela kumandanın o dönem söylediği şeylerden bir tanesi şuydu: Müslümanlar dik durun, karşınızda leşler var. Biz ondan aldığımız cesaretle dik durmaya çalıştık. Yoksa Mehmet'in cürmü ne, Hasan'ın cürmü ne? Ve başarılı da oldunuz. Ve başarılı olduk. Allah'ın izniyle başarılı olduk. Evet. Şimdi burada bir inancımız vardı, bir fikrimiz vardı, bir liderimiz vardı
Ve bütün bunlara nispetle de ortaya koyduğumuz niyetimiz ve gayretimiz vardı. Takdir evet. Allah'ın. Allah böyle bir şey takdir etti. Muhakkak. Şimdi Telegram işkencesiyle pişmanlığı başaramadılar, işte özür dilemeyi başaramadılar, delirtmeyi başaramadılar. Ama velakin her türlü itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Efham vererek, işte ne bileyim, korkular sağlayarak. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu kestiremeyen kendi kardeşlerimiz, acaba Salim Rızabeyoğlu içeride hasta mı oldu? Veya Salim Rızabeyoğlu içeride, efendime söyleyeyim, bir takım rahatsızlıklarıma düşer oldu falan evet. filan diyerekten bir kampanya veya böyle bir algı da oluşturmaya çalıştık. Ona hiç girmeyelim. O zaten, girmiyorum zaten. O bizim ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz biliyoruz zaten. Murat Bey, şunu anlatmak evet. için söylüyorum. Salim Mirzabioğlu'nun öldürülme çalışılması sadece bir idam cezasıyla alakalı değil. Değil. Ya biliyoruz ya, bir fikriyatın yok edilmesi açısından önemliydi. Sembolleşmiş bir isimdi. O sembolizmin yok edilmesi önemliydi. Bunu deniyorlardı. Şimdi biz bu manşetleri attık. Hasan Bey'in de emeği çok büyük. Asla burada şey yapmamak lazım, geri adım atmamak lazım. Biz bu manşetleri attık ve daha sonrasında yeniden yargılamanın önüne açıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk, öyle değil mi? Evet. Daha evet. önce böyle bir madde var, az önce söylediğim ama gibi. Ama işte daha önce fiiliyatta evet, var ama yeniden yargılanmayı evet. Türkiye gündemine o kampanya sokmuş. Evet, şimdi ondan sonrasında yeniden yargılama için dosya hazırlandı ve dosyada bizim yapmış olduğumuz haberler, bizim bulmuş olduğumuz tanıklar. Öyle değil mi? Evet. Delil olarak görüldü ve gelinen sürece bakıyoruz ki işte iki gün önce de Salim Rızabeyoğlu bu davadan beraat etti. Yani baktığımız zaman ne kadar büyük bir yol kat edildiğini aslında görüyoruz. Sadece Salim Rızabeyoğlu özelinde değil, onun özelinde, onun şahsında aslında bir Müslüman tutuklu, yani aynen. İslami, aynen. Dediniz aynen. ya Kıvrıkoğlu, İslami davaları hızlandırın. İşte o karara bağlanmış, cezaevine atılmış Müslümanlar için de bir umut ışığıdır. Mirzabioğlu'nun şahsında ümmet kuşatılmak istendi. Mirzabioğlu'nun şahsında ümmet diz çöktürülmek istendi. Biz o kuşatmayı Mirzabioğlu'nun dik duruşuyla ve oluşturduğumuz çabayla kırdık diye evet. düşünüyorum. Bu aslında kırdık şeyde yani. Değil midir? Yani İskilifli Atıf'ın da bir rövanşı değil midir aslında? Aynen öyle, çok güzel. Çok yani güzel. O dönem bir rövanşı, evet. çok güzel tespit ya, harika, bir, çok güzel. Bir Müslüman olgusu yok edilmek istendi, yok edilmek istendi ve İskilifli Atıf'la bunu başardılar. Ama bugün yapılmak istenen... İlk defa istenen, Cumhuriyet tarihinde bu topraklarda Müslümanlar kazandı Müslüman diyebiliriz. Liderine evet, sahip çıktı Toprak Anadolu. Doğru. Şimdi bir örnek, çok güzel örnek. Çok kısa örnek, bir dakikamız örnek kalmış. Örnek vereyim. Evet. Ya arkadaşlar, o fotoğrafı da verirse Ahmet Turan Kılıç. Yani bir 28, dakikamız evet 28, verelim fotoğrafı arkadaşlar. 28 Şubat zulmü bitmedi. Sivas davası. İşte bu örnek diyoruz. Örnek evet. yani biz evet, bu verelim, takipçisi Kenan olacağız. Görüntü geldi ekrana. Ahmet Turan Kılıç şu evet. an 82 yaşında, 23 sene önce cezaevine girdi. Evet. Suçu şu, Sivas olaylarında Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir televizyon getiriliyor ve olaylarla ilgili video kaset kendisinin bulunduğu tamir bürosunda izletirken Aziz Nesin'i eleştiriyor. Aziz Nesin'i eleştirdiği için 82 yaşında şu an Ahmet Turan Kılıç cezaevinde. Evet. Bu bizim utancımız. Evet, bu utanç hukuksuz. Değil aslında. Bu bir başlangıç. Bu vesileyle bir şey söylemek istiyorum. Bir cümle kapatıyoruz. Bir cümle. Şimdi Salim Rızabeyoğlu davası emsal bir davadır. Evet. Şimdi biz bununla alakalı zaten sizlerle beraber bütün 28 Şubat davalarının yeniden yargılanmasıyla alakalı fraksiyon gözetmeksizin bütün içeride yatan 450 tane kardeşimizle alakalı bir çalışma başlatıyoruz. Maşallah. Eğer ulaşamadığımız kardeşlerimiz olursa, onların yakınları eğer bizi dinliyorlarsa, bu emsal dava gösterilerek her biri kendisi müracaat edip tekrar yargılanma hakkını kazanabilir. Evet, bu da doğru. Bu da düşünmesi gereken bir anekdot bu geceye. 28 Şubat'ta Salim Rızabeyoğlu özelinde 28 Şubat'ta yapılmak istenen kıyımı konuştuk. Çok önemli ara başlıkları vardı, kilometre taşları vardı. Kıvrıkoğlu'nun nasıl DGM'yi ziyaret ettiğini, hangi hakimlere talimat verdiğini Mehmet Bey bize anlattı. Akit gazetesinin bu konudaki rolünü, 28 Şubat'ta Salim Rızabeyoğlu'na yönelik beraat kararındaki rolünü, manşetlerimizi anlattık. Tanıklarımız buradaydı. Kenan söyledi, ben söyledim. Haftaya programımızın sonuna geldik. Haftaya
Farklı bir gündem maddesiyle yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizden sonra da küçük bir not düşelim. Hasan Taşkın tam zamanındayla karşınızda olacak.